Size de mutlaka oluyordur. Ne olacak bu Türkiye'nin hali falan dendiği zaman sizin de verdiğiniz cevapları yer yer gözlemliyorum. Genelde ideolojik zemini olan insanlar da diyor ki örgütlü olmayan toplumlarda bu kaçınılmaz. Ben hemen Dostlar Tiyatrosu tarihini iyi bilen birisi olarak, meraklısı olarak Dostlar Tiyatrosu'nun sadece tiyatro olarak bile kendisine seyirci olarak örgütlediği abonmanları olan falan bir büyük organizasyon olduğunu anımsatmak evet. isterim. Onu buradan bir anlatır mısınız? Çünkü o aynı zamanda politik tiyatronun çok ilginç bir etkisini gösteriyor. Evet. Şimdi bizim bu 50 yılımızın içinde benim en ayrı bir yerde ve en üste tuttuğum ilk 10 yıldır. Çünkü o zaman biz sadece tiyatro değildik yanında bir okulumuz vardı. Öğrenci yetiştiriyorduk. Oradan da bayağı tanınmış oyuncular çıktı. Onun dışında bulunduğumuz tiyatro salonunda sadece tiyatro oynanmıyordu. E, konserler yapılıyordu. Raisu, Tibur Selçuk, Rahmi Saltuk, e, sergiler yapılıyordu. Karikatür, resim sergileri Orhan Taylan, işte şu anda Bedri Baykan bir sürü sergi yapılıyordu. Dostlar Tiyatrosu'nun yan kuruluşlu olarak ile beraber oluşturduğumuz bir dostlar korosu vardı. Mehmet çağdaş dansları bir araya getirdi. Yani bizim halk danslarından bugüne getirdiği ve politik anlamda yenilediği koreografileri uygulayan bir hasat diye bir topluluğumuz var. Bir dans topluluğumuz da vardı. Ve... Bulunduğumuz tiyatro mekanı aynı zamanda bir kültür merkeziydi. Çevremizde o sıralar daha özel yüksekokul konumunda olan okullardaki bütün öğrenciler ders aralarında, okul yemek aralarında falan gelirlerdi. Bizim orada ders çalışırlardı. Ve biz de söyleşiye girerlerdi. Biz oyuncular orada bulunurduk. Tiyatro hakkında sorular sorardı yeni oyununuz nasıl olacak derdi ya da bir önce izlediği oyunun eleştirisini yapardı ayaküstü. Zaten genel olarak her oyunumuzdan sonra bir eleştiri toplantısı yapıp e, izleyicimizi açardık ve onlar da bizi çok sert bir biçimde eleştirdi. Bunu niye öyle yaptın? Bunu niye orada öyle oynuyor? Bu oyunun sonu niye böyle olmamalıydı? Ve biz de o dönem biliyorsun bütün solun giderek bölündüğü ve çok canlı fraksiyonlar dönemi hiçbirine yaranmaya imkan yok. <laughs> Birinin beğendiğine öbürü hayır bu ideolojik olarak yanlış diyor. Öbürünün beğendiğine öbürü hayır kabul etmiyoruz diyor. Biz de çok titizlikle hiçbirine bağlanmadan hiçbirine angajı olmadan ki içimizde TKP sempatizanı da vardı. Ben mesela Türkiye İşçi Partisi sempatizanıydım. Aradan tisipliler, tisiplin kurucu üyeleri bizim aramızdan çıktı. Bir de tabii eylemci sol dediğimiz kesim. Onlar bizden hiçbir zaman barışmadılar zaten. Sürekli gelip e, yani müthiş bir canlı e, ideolojik sol içinde biz hiçbir yere e, toslamadan ortada genel ve o solu birleştirici bir Mes misyon biçmiştik kendimize. Burada, burada tabii şeyin biraz konuşalım isterseniz. Yani sanatla siyaset arasındaki ilginçliği şöyle ki yani geçirgenliği 60 anayasası var. Evet. Öğrenci hareketleri var. Evet. Siz evet. zaten Ankara'da da çok o, ilginç bir süreç yaşıyorsunuz. Oyunlar oynuyorsunuz. E, değil mi? Usta yazarlar var. E, sonra A eski... Ayrıca ben mitinglere de katılıyorum. Mitinglere İşte Bütün siyaset diskin anma gecelerinde çıkıyorum. Şiir okuyorum. İşi Partisi'nin kuruluş gecelerinde şiir okuyorum. Oyun kuruyorum yazarlığı var bu taraftan bir de Türkiye'de önemli oyun yazarları. Çok. En, en önemli. En ürünler. önemli evet. Bazı yani bir entelektüel hayat orada çıktı tabii. tabii. Hayat bacak fabrikası falan oynadı evet, o zaman. Evet. Aynen. Dolayısıyla yani bir taraftan bir entelektüel iklim var. o evet. Orada da disiplinler arası bir ilişki var anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi ben orayı gerçekten Türk tiyatrosunun bir rönesans dönemi olarak kabul ediyorum. Bu 60'lı yılların sonu ve 70'li yıllar. O zamana kadar hep şehir tiyatroları, devlet tiyatroları ön plandadır. Burada özel tiyatronun ve politik tiyatronun gündemde olduğu ve hepsini sollayıp ileri çıktığı bir dönemdir. Bütün o söylediğin yazarları keşfedip ilk oynayan bu tiyatrolardır, özel tiyatrolardır. Daha sonraki 12 Eylül döneminden sonra bizi susturmaya kalktılar bizim yıllar önce yaptıklarımızı devlet tiyatrosu aynı oyunları <laughs> oynamaya başladı. Ne bileyim Basif Öngörenleri başladı. İşte e, Aziz Nesin daha evvel kabul edilmezdi. E, Brecht'leri oynamaya başladı. Arthur Oyu'yu falan oynamaya başladı devlet tiyatrosu. Ferhat ile Şirin oynamaya Zaten başladı. beklenmedik işler aslında. Evet. tarihe sonrasında falan. Evet. Ama onlar icazetli solla açılma idi. Orada kabul ediliyordu iş. Çok karışık bu işler tabii ama çok maceralı. Yani bizim toplumda sıkılmaya imkan yok. Her gün o kadar büyük değişiklikler oluyor ki her an şey olmak zorundasın. Aa birdenbire Sabahleyin gazetede ya da gazete yok ya artık şimdi. Twitter'da orada burada. Olmayacak bir şey çıkıyor. Birdenbire her şey ona göre ayarlanıyor. Peki öyle olması iyi çünkü değişime gebe sürekli bu toplum. olumluya da gidebilir. evet, da evet. Bugüne kadar pek olumluya gittiği olmadı. Ya olsa bile hemen döndürdüler yarı yoldan. Büyükler. Dışarıdan gelen büyükler genellikle. <laughs> Ama yani bu değişkenlik, bu yeniliğe açıklık niye iyi bir şeylere de açık olmasın. Ben bundan sonrası için umutluyum aslında. Peki Genç abi e, bugüne tabii geleceğiz ama bence yine çok önemli Dostlar tiyatrosunda kimlik bulması bağlamında. Siz şöyle bir yolu da e, uyguluyorsunuz. Muhtemelen ilk başta kolektif olarak yapıyorsunuz. Sonra evet. yalnız kaldığınız zamanda da yapıyorsunuz. Dünyadaki siyasal olayları da birebir e, Türkiye'de sahne dediğiniz örnekler var. Rosenbergler söz konusu olduğunda evet. burada var. E, ne bileyim işte e, dünyada darbeler olduğunda Şili vesaire. Şili daha bizde Hemen, hemen yansıyor. Var. Küba devrimi yansıyor. Auschwitz toplama kampları, Nazi Almanya'sı hep bu konular. Yani dünyanın gündeminde olan bunu en düşün... önemli olayları biz sahneye getirdik. Tartışmaya. Sözü size bırak, bırakacağım. Şunun için söyledim. Bugünkü gibi iletişim olanaklarının olmadığı bir yerde hem bunu evet. takip etmek zor, hem de toplumu anlatarak onları bilgilendirmek gibi ciddi bir e, evet. misyon var. Yani e, büyük bir iş bu aslında. Evet ama biz işte daha kurulurken ilk bunu dedik. Bir, bir kendi ülkemizin, toplumumuzun sorunlarını... Deşmek, onları gündeme getirmek, çözüm yolları önermek ama bir de dünyanın yaşadığı önemli olayları aynı şekilde e, gündeme getirmek, bir tartışma platformu oluşturmak ve e, özellikle belgesel tiyatro bizim alanımız oldu. Daha sonra e, bu dünyadan örneklerin yanı sıra Alpagut olayı gibi, Sivas olayları gibi yerli belgeseller de üretmeye başladı. Tabii Sivas görece daha yakın zaman 93 evet, hep 80'den evet. sonrası. Orada şunu biraz konuşalım mı? Şimdi gerçekçi olmak lazım. 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin solu katledilirken solun öncüsü sanatçılar da yaşam hakkı bulamaz hale geldi. Evet. Ve tabii orada eğlence tiyatrosu, vaudeviller vesaire başka bir e, durum oluşturdular evet. ve siz dostlar tiyatrosu e, büyük e, bir e, bir tür sanık haline geldiniz biraz da barış davası evet. meselesi o süreci bir anlatır mısınız çünkü sanki e, bu ülkede tarih ve kök yokmuş gibi herkes tarihi kendinden başlatılar. Doğru, çok böyle bir belleksiz bir toplumuz yani her şeyi ben keşfettim bugün yeniden oluyor zannediyor Ya dur bakalım sen bir geriye dön daha neler neler yapılmış. Önce onları bir bil, özümse. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap ama. Her şeyi ben yaptım, ben çıkardım. İlk defaymış gibi de hepsi. Olacak şey değil yani. <laughs> ne bileyim. bazı olaylar oluyor. Bazı yeni bir yorum getiriliyor tiyatroya. Ya biz daha bunu üniversite öğrencisiyken genç çocuklar topluluğunda bunun alasını yapmışız. Sen onu bilmiyorsun. Sen biraz geri bak da neler olmuş bu ülkede. Kendi alanın, şimdi tiyatro konuşuyoruz. Tiyatro alanında kim ne yazmış, ne yapmış. Bunları bir öğren de onun üstüne koy. Yani sıfırdan başlama. Daha o birikimi al, onun ilerisini götür. Hayır, Sıfırdan başlıyoruz her seferinde. Size şeyi anlatayım. Tahsin Yücel'le vefat etmeden önce bir sohbetimizde o zamanlar Türkiye'de işte Türkçe ile felsefe yapılmaz, Türkçe ile bilim yapılmaz deniyordu. Tahsin Hoca da demişti ki sen bilmiyorsun diye bunun olmadığı anlamına gelmez. Doğru. Yani Sen ilk defa duydun diye bunlar Türkiye'de yapılmadığı anlamına Gelmiyor tabii evet, evet. ki sizin yaptığınız... Bu yine de şeyi konuşalım istiyorum. 12 Eylül iklimi, siz oyun dışına atıldınız. Evet. Ee, içeri atıldı e, pek çok yoldaşınız. Çok. Ve barış davası, onu da ben konuşmak istiyorum. Şunun için e, aydınların da acaba örgütlülüğünden mi söz edebiliriz, cesaretinden mi söz edebiliriz? Çünkü bugün o anlamda bir büyük ve tutarlı aydın hareketinden söz etmek pek herhalde söz konusu değil. Dağınık, her şey çok dağınık. Ama o dönemde belli bir e, örgütlenme var. Hatta birçok örgütlenme var. Bunların içinde işte adlarını e, saymayalım çünkü çok haksızlık etmiş olursuz birçok var. Çok Ama Barış Derneği de bunların en önemlilerinden. Davalar da tarihe geçmiş. Bir evet dönem. ve yani oraya sanıkların adının listesini koy çok saygıdeğer bir baro başkanlarından tut hocalar, profesörlerden, sanatçılar yani çok Onlarla birlikte mapus yatsak birkaç üniversite diploması gibi aldık. olur. Evet. Biz biz sonradan eklendik. Biz Barış 2 davasındaydık. Biz içerisini pek fazla görmedik. Ama ilk davadakiler çok yattılar ve bayağı uzun süre yattılar. Ondan sonra da özür dileriz dendi kendilerine. Yani beraat ettiler. O zaman niye yatırıyorsun bu insanları için? Ama bu Türkiye'nin kronik problemi. Ama evet ama yani bunlar da çok yaşını başına almış hastalıkları olan insanlar. Sen nasıl kadarca onları o kadar zaman içeride tut. Sonra kusura bakmayın hata yapmışız. Hadi güle güle diyeyim oluyor bunlar. Genç abi size çok kritik bir şey soracağım. Benim çok önemsediğim bir şey. Çünkü sizin oradaki tavrınız hatta Tarık abilerin falan Tarık Akanların da tavrı orada çok belirleyici oluştu. Siz bu kadar büyük 12 Eylül sıkıntılarını hem içinde hem tanıklığını yaşamış insanlar olmanıza rağmen ne yetmez ama evet sürecinde yani referandumda ne Ergenekon balyoz davalarında ne de onun tam tersi olarak düşünen Selahattin Bey'in Demirtaş'ın işte Kavala'nın davalarında hiç rotanızı bozmadınız. Halbuki rahatlıkla o gün e, Ergenekon e, Balyoz dendiği zaman işte 12 Eylül yargılanıyor. Bunlar postalcı falan deniyordu. Siz mesela oralarda hiç pusulayı şaşırmadınız. Bunu evet. bugün de mesela e, tam da e, Demirtaş'a da e, Kavala'ya da evet. sembol olarak söylüyorum. Aynı duyarlılığı gösteriyoruz. Bu nasıl evet. oluyor? Yani yalpalamamak nasıl oluyor? Valla bilmiyorum bir e, dünya görüşün sağlam olacak yani nereye gittiğini e, o rotan düzgün olacak. Ondan sonra da cesur olacaksın yani baskılara ya da korkmayacaksın. Onu o çizgini koruyacaksın bu kadar yani. E, doğruyu bilmek önemli. Doğruyu bilmek ve ondan vazgeçmemek.